Evet, selamun aleyküm değerli dostlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Evet, Gebze Beylikbağı'ndan sizlere sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. Şu anda Gebze'de Beylikbağı'ndayım. Böyle aracımızı yanaştırdık, tuğlamızı boşalttık sayılır. Bir şey de kalmadı, az bir şey kaldı. Arkadaşlar boşaltıyor. Şimdi ben çıkarken şöyle şuradan çıkmayı planlıyorum arkadaşlar, bakalım. Buradan çıkacağız Allah'ın izniyle. Girerken arka taraftan girdik. Buradan gir dediler bana. Buradan dedim bu araba mümkünatı yok yani. Dönüp de buraya girme şansı yok. Şuraya yukarı kafiyi verirsin giler. Bak geri gelirsin giler buraya. Buraya nereden geri geleceksin kafiyi verip de buraya? Araba buraya çıkar mı? Zaten ıslak. Sabah daha da çok ıslaktı. Şimdi güneş vurdu da kurudu Allah'tan. İleriden çıkış yok. İnerken de buradan ineceğiz. Buradan çıkacağız Allah'ın izniyle. İnşallah dönebilirsek şu köşedeki arabaya takmadan buradan çıkarız diye düşünüyoruz. Şimdi aracımızı arkadaşlar boşalttı sayılır. Sabah girerken bayağı uğraştık arkadaşlar. Yukarıdan dönerken de uğraştık. Benim dorsenin önü o kadar yüksek olduğuna rağmen dorseyi kupaya vurduk. Ufaktan da olsa taktık. Hemen farkına vardım, durdum arkadaşlar. Ben baktım hem önü şu şekilde kaldırdığım halde, şöyle bakın körükleri de kaldırdığım halde dönerken şurayı açayım göstereyim sizlere. Hem şu üstü bakın arkadaşlar, şöyle de yakınlaştırayım iyice. Şuraya dorseyi taktık. Küçükken de olsa bir hemen farkına vardım tıkırtının. Durdum ben. Göstermiş olayım orayı. Artı şu kablomuzu şuraya hemen bakın sürterek dorsenin şurası. Ne görüyorsunuz sürten yeri? Dorse kablonun burayı kablomuzu şöyle de gösterdik. Ben içinden kablolar koptu bunun. Buraya sıkıştığı için şöyle arkadaşlar dorsenin de burası bindiği için kesti onu. Orayı kestirdi kabloyu. Orijinal kablomuzu kesti ya. İşte sıkıntı böyle yerlerde. Biz şimdi bak o kablo şu yukarı 2,5-3 bin lira. Şimdi adama desin ki burası 2,5-3 lira. Adam tantana edecek sana. Girmesiydin, çıkmasıydın. Ama girene kadar da hal başımızdan gitti. Nasıl olacak? Şuradan girerken arkadaşlar 5-10 taşıdılar. Galas lastiklerin altına koyduk. Park edaşlarının üstünden doğru. Lastikleri nasıl sürttük görün. Bunlar bizim arkadaşlara basit geliyor bu işler. Bakın. Şöyle. Görün arkadaşlar. Bunlar müteahhit arkadaşlara, navlur arkadaşlara basit geliyor. Bir lastik 15 lira. Bakın buradan dönerken şöyle lastiğin izi de belli. Bakın ta nereden dönmüş bu arkadaşlar. Dorse nereden gelmiş yani. Tam bu buralar lastik kesme yeri. Galas malas koyduğumuza rağmen bunlar da parçaladı zaten. Playmut koyduk. Altına galaslar da vardı bunların. Sonra galasları şuraya çektik buradan çıkınca. Yine de şöyle geldim girdim ben. Onların dediği yerden değil de buradan girdik. En basit yeri burasıydı. Başka zaten girişi yok, dönüşü yok. Çıkarken de oradan çıkacağız. Gir dedikleri yerden çıkacağız. Al
Evet. Şimdi Muhammed abi selam söyle. Şey, YouTube mu? He, YouTube, YouTube. Selam söyle. Eyvallah, eyvallah. Evet, Tayyar kardeşimin size selamları var buradan. Okanlar, Tayyar kardeşim. Ötekiler bocalamamışlar daha ya. Hangi zorluk şartlarda çalıştığınızı da söyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tuğla boşaltma işlemimiz böyle. Yani bu tuğla işi her insanın işi değil. Çok dikkat etmek gerekiyor. Sabah mesela bizim lastiklerimiz de bu arada şöyle arkadaşlar, bakın yazlık tipi, enerji tipi bunlar. Ha, diş var ama şu kenarlar açık olmadığı için şuralar tutunmuyor. Ben de bunları bilerek açtırmadım ki lastik eriyip bitmesin diye. Bak, bu ikinci senem benim kullanıyorum bunları. Bir sene daha kullanırım yazın bunları. Orijinal lastik olduğu için buraları açmadığın zaman erime yapmıyor arkadaşlar. Lastik tez bitmiyor yani. Ama buraları açarsan şu dişlerin mesafesine kadar bu lastik biter. Erir hemen. Lastikleri bu şekilde kullanıyoruz. Dışlık lastiklerimiz ayrı. Onları gidince takacağız zaten. Bunları yazlık olarak kullanıyorum. Orijinal lastiklerim daha bunlar. Aracı aldığımdan beri ki. Ön lastikleri değiştik. Önler de orijinal yine. Verilen işletmeyle beraber ona ben bir tane eş aldım. Aynı lastikten. Ön lastikleri değiştirdik. Ön lastikleri pek randımanlı değil bu araçların. Randımanlı değil derken şöyle, kelle ağır olduğu için arkadaşlar, ön lastikleri biz de böyle inşaat alanlarına girdiğimiz için, park arkadaşlarında manevra yaptığımız için tez yolunuyor, tez bitiyor. Yoksa öyle sağlamlığınla alakalı bir şey değil yani. Aracın kupa ağır olduğu için, bir de biz böyle buralara fazla girdiğimiz için, park arkadaş üzerinde manevra yaptığımız için yolunuyor arkadaşlar. Parça parça kopuyor o zaman da. Evet dostlarım, buradan da bu şekilde sizlere burayı göstermiş olduk. Çıkarken, dediğim gibi şuradan çıkarken sizlerle birlikte tekrar devam ederiz. Evet dostlar, şimdi mahalle arasından çıktım ben de. Çıkarken oradan telefonu koyup da çıkamadık. Şimdi şuradan alttan gireceğiz herhalde. Yanlış mı girdim ben demin diye düşünüyorum. Şöyle geldik. Böyle geldik, böyle mi dönmeydik? Buralara arkadaşlar pek gelmediğim için burası biraz karışık geliyor bana. Buradan çarşı içine ineceğiz herhalde. Adamın yaptığına bak ya. Adamın yaptığına bak. Aynen böyle geldiydik sabah. Buradan çıkacağız gene aynı. Aynı buradan çıkacağız gene. Eyvallah dayı. Eyvallah dayı.
Eyvallah dayıvali. Adamım. Burası arkadaşlar şehir içi olduğu için buralar biraz sıkıntılı yerler oluyor. Bak şimdi adam geldi. Biri burayı kesmiş. Biri burayı kesmiş. Biri burayı kesmiş. Ondan sonra adam uğraşıyor işte. Geri gideceğim diye. Şey, zaten yol dar. Şimdi abi senin ne işin var orada diyeceğiniz. Buradan başka yol yok arkadaşlar. Mecbur. Buradan çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Karşıdan inşallah araba gelmez. Yine de atır geldi. Aya nasıl? Beylikbağı'na çıkan yol arkadaşlar burası. Zamanında bu kadar büyük bir yer değildi yukarı doğru. Şimdi gelişti. Kocaman yer oldu. Yolda dar kaldı yani. Önceden tırıla mırıla bir şey geldi yoktu buralara. Kamyonla geliyorsa geliyordu. Şimdi bu hafta yalandan yere acele ettik arkadaşlar. Bu hafta yalandan yere acele ettik. Hiçbir işe yaramadı. Yani boşu boşuna. Bugün çıksaydım şeyden. Boyabat'tan da yarın burada olsaydım yine aynı şey olacaktı. Hiç değişen bir şey yok. Gidip yalandan düğünümüzü münümüzü edip de çıkmadık. Bir tur atalım dedik. Yol çıktı dedik. İş çıktı dedik. Güç dönemi dedik. Sıkıntı olmasın, iş varken gidelim dedik. Ama bizim dediğimiz hiçbir şey gene tutmadı. Az daha bu yana gel, az daha bu yana gel. Telefonla oynuyor, az daha bu yana gel. Daha iyi olacak. Burayı ortaladım ki arkadaşlar, şimdi bilerek ortaladım. Niye derseniz, minibüs geçsin. Hadi abi geç. Bilerek ortaladım. Şimdi önümüzdeki yol daralıyor. İkimiz birden oraya dalmaya kalkacağız bu sefer. Ha şimdi o da yanıma girmeye çalış. Hani sen akıllısın yani. Biz sapık. Biz adama yol verdik orada. Sen akıllısın. Gelip buraya yanıma gireceksin. Arkayı kapatmayalım, yan yol dedim, devam etsin. Bunlar da akıllı ya. Hepsi akıllı ya, biz geçelim buradan araba gelmezken.
araba gelmezken biz geçelim. Arkadakiler de rahat etsin. Arkadaşlar şimdi yol niye kapandı diye bilmeyenler var 2 gün önce. Yolun kapanma sebebini ben size söyleyeyim. Gene tekrardan bütün tatile giden o okul tatilinde 7 günlük tatili kullanan arkadaşlarımızın hepsi yazlık lastiklerle çıktığı için gar bir anda bindirdi. Adamlar da nereden bilsinler garın bir anda geleceğini. Havalarda öyle bir durum yoktu. Herkes yazlık lastikleriyle gittiği için geri gelirken de yazlık lastiklerle garda bindirince o kemikli hor İsmet Paşa oralar vız anca böyle yağda kayar gibi kaydılar durdular hepsi. Kimi yoldan çıktı, kimi bilmem ne oldu, kimi çıkamadı, kimi yana kaydı derken yolda yavaşladı. Bu sefer de bunu gören trafikçiler de memur arkadaşlar da bir de hem işine gücüne hem okuluna gelmek zorunda olan arkadaşlar olduğu için küçük arabalara yol verip bizi yatırdılar diye düşünüyorum ben. Bir iki tane de kaza olmuştu yolda ama öyle bir yani yolu tıkayacak kadar da değildir herhalde diye düşünüyorum. Bir tane tır makaslamış dedilerdi. Ne bileyim yolda ana baba günü gibi olduğu için, tıkalı olduğu için müdahale de edilememiştir. Müdahale edilemediği için de ne olacak? Tuzlama arabası dahi çalışamamıştır o yolun tıkanıklığına göre. Çalışamayınca da yol o şekilde oldu. Aslı bu yani. Yolun aslı o. Yoksa gelirken gördüğünüz yolda hiçbir şey yoktu. Kar var ama yolda öyle akşamdan ayaza çekip buzlanma yapan yerler illaki olmuştur. O da dediğim gibi buzlanma yapınca da ne oldu? Kimsede zincir yok, kışlık lastik yok. Ne bileyim bu gibi şeylerden dolayı. Şuradan doğru bari geçeyim. La bu köprüyü de bir yapıp bitiremediler. Burayı da bir yapıp bitiremediler. Milleti burada talan ediyorlar ya. Yolu kapattın dayı. Şimdi bak tam şerit geldin burada durdum. Abi az ileri aldı. Outer kaysın birazcık o yana. Kamyon. Bu yolu böyle kapatmasan da kardeşim, az o yana adam gibi yolunda dursan da, şeridi bu yana taşmasan da, bu sıkıntıyı çekmesek ya beraber. Burayı bir bitiremediler ya. Şura bir bitse.
işte adamın hali başka oluyor. Adama selektör yaptım, hemen durdu bak. Sinyali verdiğimi gördü, selektör yaptım, durdu. Döneceğimizi biliyor, yol verdi adam. Ne güzel. Biz de döndük. Kimseye de sıkıntı yaratmadık. Her zaman böyle olsa. Ama yok, nerede? Ne gerek var? Bu aradan doğru istasyona geçiş yapacağım ben. Bu yüzden buradan daldım arkadaşlar. Bugün malum kaldık. Biraderle beraber geldiğimiz zaman burada sıkıntı oluyor bize işte. Yurt içici dayı. Yurt içici dayı. Adam gözünü takmış gözüne. Antalya sahilinde dolaşır gibi durmuş. İleriden dönebilir mi ilk yola? Döner herhalde. Dönmemiz lazım diye düşünüyorum. Buralar döner dönmesine de yukarıda park yeri var mı diye onu bakacağız. Buradan sol yapacağız. Gelen giden var mı? Gelen giden yok. Herhalde döner. Gelen giden olmayınca herhalde döner. Tren bizi solladı la. Tren bizi solladı. Marmara. Tren beni solladı ya. Evet dostlar, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın, Muhammed Atar kanalında kalın, videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi dar sokaklarla uğraşıyoruz, arabamıza yani bir iş yapacağın dedin, yapıyorsun, bir yerden zarar geliyor. O kablo yani adamdan 2 lira 3 lira para kalacak işinden, ona da bir kablon koptu mu işte verdin buna. Ya bir lastiği gümletsen 4-5 tur tuğla çekeceksin ki adama bir lastik alasın. Bu gibi şeyler arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Şimdi hani bazen arkadaşlarımız değil diyorlar bana. Diyorlar ya hani diyorlar ya. Abi bu arabayla niye tuğla çekiyorsun diye. Aslında doğru değiller ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Mecbur. Mecburen çekiyoruz işte. Şurası boş. Hemen dalayım buraya. Dalayım oraya. Hemen dalayım oraya. Şurası boş. Hemen dalayım buraya. Yoksa bizi buralara koymuyorlar biliyorsunuz yani. Koymuyorlar derken yani yer olmuyor. Öyle.
yerimizi alalım buradan. Arkadaş yüreğimi yarıyor bile, çat pat ettiği zaman bir şey ya. Kalbim en iyi ya. Adamlara da yer bırakalım oradan ki bunlar da geldiği zaman park etsinler arabalarını. Bizim de anlayışlı bir insan olduğumuzu görsünler de bize yer bıraksınlar bir dahaki sefere. Gerçi adamlar yer bırakıyorlar da şeyler, başka tırcı gelip çekiyor buraya hemen. Öğrendi bizden yeri adam. Adam bizden yeri öğrendi. Şöyle genişlene duralım buraya. Tamam. Gelen de oraya çekebilir ya. Aydın görüşürük bakalım. Allah'a emanet olun.